TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini konuşacağız sevgili seyirciler. Ekonomist doçent doktor Oğuz Demir yayın konuğumuz. Sayın Demir merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Sayın Demir, TÜİK açıkladı verileri. Şöyle bir bakıyoruz, yine bir doğru orantılı gidişat var. İstihdamla işsizlikte işsizlik azalmış ama istihdam da azalmış. Nasıl oluyor bu durum? Sizden dinleyelim. Zaten pandeminin başından beri böyle oluyor. Yani bir Ocak ayında bir miktar böyle bir istihdam sıçramasıyla karşı karşıya kalmıştık. Ama onun dışında baktığımızda genel itibariyle gelişmeler, yani hem istihdamın aylık bazda azalışlarına şahit olduk. Hem de özellikle işsizliğin işte dalgalı, konjonktürel böyle duruma göre değiştiği bir sürece şahit olduk. Şimdi belki ilgi çekici bir iki tane şey var. Onların altını çizmek isterim Ebru Hanım isterseniz. Birincisi şu, Ocak ayında bizim en çok şaşırdığımız veri şuydu. Tarım ayında istihdam neredeyse işte 300 bin civarı artmıştı. Yani Ocak ayında tarımın istihdamının artması şaşırtıcıydı. Mayıs ayına geldik. Hani daha çok tarımda çalışanın artmasını beklediğimiz bir dönem. Mayıs'ta ise tarım istihdamı düşmüş. Yani şimdi mesela bu şaşırtıcı bir veri. Çünkü bizim beklentimiz aslında tam tersi olması yönünde olur. Mayıs ayında işte istihdamın özellikle... Evet. Sayın Demir, bir bağlantı kopukluğu oldu. Son cümlenizi tekrar ederek devam edebilir misiniz? Evet, Oğuz Bey'in bağlantısında bir problem yaşıyoruz. Hemen tekrar bağlanmaya çalışalım. Bir yandan da tekrar bu verileri aktaralım sevgili seyirciler. Sayın Demir'le işsizlik verilerini konuşuyorduk. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Ve TÜİK'e göre işsiz sayısı Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla %13,2 seviyesine gerçekleşti. Bununla birlikte işte işsiz sayısı Mayıs'ta bir önceki aya göre ne olmuş oldu? 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olmuş oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da Mayıs'ta bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi oldu. Ve bu iki veriye karşında Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranını Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla %13,2 olarak hesapladı. Öte yandan buna göre atıl işgücü olarak tanımlanan gerçek işsizlik %27,2 oldu. Sayın Demir'e tekrar dönecek olursak, Ocak ayında tarımda istihdam arttı, bu bizi şaşırttı demiştiniz. Ama Mayıs'ta evet, düştü, aslında tam tersini bekliyorduk demiştiniz. Buradan devam edelim, buyurun. Evet, ikinci bir konu da atıl istihdam. Yani atıl istihdam dediğimiz bu, çalışmaya hazırım ama iş aramıyorum diyen bir, biliyorsunuz neredeyse 4 milyona yakın vatandaşımız var. Yani orada bir değişiklik olmadığını tahmin ediyor. Çünkü rakamları birebir yayınlamadı Türkiye İstatistik Kurumu ama atıl istihdam oranı bir önceki ay %27,4'tü. Bu ayda %27,2 olarak gerçekleşti. Anlaşıldığı kadarıyla özellikle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, işsiz vatandaşlarımız o işe geri dönüş ya da iş aramaya dönüş noktasında hala umutlarını yeşertememişler. Bu da önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bir şey daha ekleyeyim Ebru Hanım. Özellikle burasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu rakamlar biliyorsunuz ki Nisan ayı rakamları, yani işten çıkartma yasağının henüz daha devam ettiği aya ilişkin rakamlar. Asıl biz işsizlikteki tabloyu, yani bizim pandemi sonrası boğuşmamız gereken tabloyu bundan iki ay sonra yayınlanan rakamlarla beraber görmüş olacağız. Orada neyle karşı karşıya kaldığımızı bileceğiz. Yoksa şu tabloya baktığımızda bu tablo bize şunu söylüyor. Diyor ki yani 27 milyon civarı çalışan vardı Mayıs 2019'da. 25 milyona kadar düşmüştü bu rakam. Tekrar 2021'e gelindiğinde o pandemi sürecinde kaybolan 2 milyonluk iş kaybının yeniden telafi edildiğini, 2,5 milyona yakın iş yaratıldığını gösteriyor bu veriler. Ama daha Temmuz'u görmemiz lazım. Temmuz'u görünce ancak bunu söyleyebiliriz. Bunun için de Eylül ayı herhalde, değil mi? Evet, evet. Temmuz rakamlarını Eylül ayında göreceğiz. Dolayısıyla Eylül ayında veriler açıklandığında Türkiye'nin
önümüzdeki dönemde istihdam ve iş gücü piyasalarında nasıl bir zorlukla ya da nasıl bir güçlükle mücadele edeceğini, önümüzde salgının ve salgın sürecinde uygulanan ekonomi politikalarının olumsuz etkilerinin nasıl olduğunu daha iyi anlayacağımız bir dönem olacak. Yani bu haliyle konjonktürün devam ettiğini, sizin en başta söylediğiniz gibi istihdam oranı düşerken işsizlik oranının düştüğünü ya da tam tersi bazı aylarda da öyle gerçekleşti çünkü son birkaç aydır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O konjonktür devam ediyor. Diyor. Ama asıl Eylül ayında veriler açıklandığında biz nasıl bir güçlükle mücadele edeceğimizi daha iyi göreceğiz. Çünkü şöyle de bir gerçeklik var. Yani Türkiye'de bu tip krizlerden sonra maalesef işsizlik oranı hep daha yukarıda bir seviyede oluşuyor. En son %13'ler civarındaydı işte, %12'ler civarındaydı. Şimdi %15'in üstünde bir işsizlik oranıyla karşı karşıya kalabiliriz ve şu an yine pandemi etkisi ve o kapanma etkisi, işten çıkartma yasağı etkisiyle biz rakamların çok da bize sağlıklı bir oran vermediğini biliyoruz. O yüzden de sayılara bakmaya çalışıyoruz. Yani kaç kişi istihdamda, kaç kişi değil. Bu açıdan bakıldığında istihdamın bir yıl öncesine göre 2,5 milyon arttığını söylüyor Türkiye İstatistik Kurumu. Hani bunun da takdirini biraz yurttaşlara bırakmak lazım. Çünkü yani gerçekten 2,5 milyonluk bir istihdam yaratıldı mı geçtiğimiz sene Mayıs'tan bu yana? Ya o da bir sorgulanır, soru işareti olarak duruyor kenarda. Evet, şimdi halihazırda aslında tablo pek iç açıcı değil. Hani düştü diye bir haber veriliyor ama zaten çok yüksek olan bir işsizlikle baş başayız, karşı karşıyayız. Tabii sosyal medyada bu konuda nabız tutmak konusunda çok önemli. Bakıyoruz ki işte toplu şekilde işten çıkarmalar oldu bu yasak bittikten sonra. Ve iş arayan gençler de yine sosyal medyada ne yazık ki mesajlarını paylaşıyorlar. Evet. Peki genç işsizlikle ilgili ne dersiniz? Yani genç işsizlikte şöyle bir sorunumuz var. Yani orada da işsizlik oranı %24'e gevşemiş gibi gözüküyor ama istihdam oranı çok düşük, %31. Yani 15-24 yaş arasında bulunan gençlerimizin %31'i istihdam edilebilmiş durumda. Bu da tabii iş gücünün içerisinde. Yani şunu söyleyebilirim ki asıl mesele zaten buradaki yığılmayla beraber gelecek. Orada gençlerin bundan sonraki süreçte iş gücüne girişi, ardından iş araması, iş bulması süreçleri bizim belki pandemi sonrasında da verilerin daha yüksek çıkmasının en önemli göstergesi olacak. Bir de yani verilerin yüksek çıkmasının öneminden ziyade o insanların işsiz kalması tabii burada asıl mesele. Yani 4,3 milyon resmi işsizimiz var bizim. İşte gençlerin arasında işsizlik her geçen gün daha da yayılaraktan artıyor. Rakamlar bunu söylüyor. Oran düşmüş olsa bile istihdamın düşmesiyle beraber aslında orada belirgin bir iyileşme olmadığını görüyoruz. Zor bir şey geliyor aslında. Hani biz pandemiyi atlattık, ondan sonra bir ferah çıkacağız gibi bir durum yok maalesef. Pandeminin bize bırakacağı, keşke hemen bitse ve pandeminin bize bırakacağı çok ciddi bir iş gücü piyasasındaki yapışkan işsizlik sorunumuz olacak. Zaten dediğim gibi uzunca bir zamandır Türkiye bu sorunu çözemiyordu. Yatırımların arttığı dönemlerde dahi istihdamın çok sınırlı arttığını görüyorduk. Şimdi yatırımların da hani güven ortamının bir hayli zedelendiği bir noktada, yatırımların yavaşladığı bir yerde hani istihdam nasıl yaratacağız, buradan nasıl çıkacağız çok da emin olamıyorum. Yaz dönemine de Mayıs ayına belki bir miktar oransal olarak iyileşmeyle girdik ama Temmuz sonrasını görmek bence çok kritik olacak hepimiz açısından. Evet, peki çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.